Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Daha sonraki genel değerlendirmelerde tasavvufun başlangıcı olduklarına dair kanaat oluşan Allah'ın veli kulları her asırda bu bahsettiğimiz Sürekli eğitim, sürekli kontrol, ahireti hatırlatma çalışmasını yapan şahsiyetler masum insanlar değildiler. Çünkü peygamber değildiler. Kimidiler? Bizim gibi insanlar, himmet etmişler, çalışmışlar, yüksek gayretler göstermişler gecelerini gündüzleştirmişler. Allah'ın rızası dışında bir hedefi asla hedef edinmemişler vesaire. Büyük gayretler göstermiş. Büyük insanlar ama masum insanlar değil. Masum deyince elbette ne anlaşılıyor? Yani günah işlemez. Hata etmez. Her yaptığı doğru ona peygamber diyoruz biz. Yani peygamberler masumdurlar. Yaptıkları işte asla yanlış olmaz. Ama peygamberlerin dışındaki kim olursa olsun hatta hatta ashab-ı kiramın büyükleri bile dahil masum yoktur. Hata edebilirler. Şüphesiz biz bugün saat başı 40 hata yaparız. Onların da 40 senede bir hatası olur. Veya 80 senede olur. Yani muhakkak hata yaparlar, yanılabilirler demek. Her yaptıkları üç işten ikisi bizim bizde olduğu gibi büyük oranda yanılgıyla doludur anlamında değil. Biz ümmeti Muhammed'in büyüklerini özellikle de 2. 3. 4. asırda yoğun bir şekilde öne çıkan bu bahsettiğimiz isimlerini masum görmekle bir tür onlara hıyanet etmiş oluruz. Onları bir tür asla onların razı olmayacağı seviyeye getirmiş oluruz. Onlar sağ olsalar yanımızda olsalar kim bilir bizi yanlarından kovarlar böyle bir söz söylediğimiz için zira yani İbrahim İbni Edhem bu bahsettiğimiz ikinci asrın büyük insanlarından biri Hasan el Basri Ma'ruf el Kerhi Malik İbni Dinar Rabiatul Adaviyye El Fudayl İbni davud Tâî bunlar ikinci asrında hicretin ikinci asrında tabi'in veya tebe'ü tabi'inden olarak ortaya çıkmış büyük şahsiyetler. Bunlardan bir tanesine çıkıp da birisi sen masumsun, sen hata yapmazsın dese herhalde ona bir daha selam vermez. Çünkü bu sözü benimsemeyecek gayret ve tevazu içerisinde yaşamışlar zaten. Bu noktada kardeşlerim bir Allah dostunun büyük insan olması için masum olması gerekmiyor. Bunu prensip olarak bilmemiz lazım. Masum olması gereken peygamberdir. Ebubekir bile radıyallahu anhu ve erdoğa asla masum olarak görülmemiştir. İnsandan masum olmaz ki. Peygamber olur Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. E o, o masum olur. Onun masum olması gerekiyor. Anlattığı dine zarar gelmesin. İnsanlar onun üzerinden sonra dini tenkit etmesinler diye. Özellikle tasavvuf erbabının daha sonra gelen nesiller tarafından abartılı bir şekilde nübüvvet makamını anlatıyor gibi anlatılmaları İslam'a zarar vermiştir. Esasen, esasen, mesela El-Harisül Muhasibi denen zat, hicretin üçüncü aslında yaşamış. Veya El-Cüneyd-i Bağdadi, Allah hepsine rahmet eylesin, Sehlünü Tüsteri, büyük isimler bunlar. 4. asırda Ebu Talip el-Mekki meşhur isimlerden 5. asırda el-Gazali, el-Heravi tasavvuf adına isimleri büyük şahsiyetler bunlar. Bunların çok abartılı bir şekilde yani bir elleri arşta öbür elleri Hacerül Esvet'te bir bir melekle musafahalaşıyor. Bir de cennetteki hurilerle musafahalaşıyor. Bazen uçuyor. Bazen ateşe giriyor, yanmıyor. Bazen cübbesini açıyor. Cübbesinin içinde kıyamete kadar ona mürit olacak olanların ruhları var. Böyle Musa aleyhisselam adına bile anlatılmayacak. Musa aleyhisselam'ın mucizesi olarak bile anlatılmayacak şeyler anlatılıyor. Bunlardan doğru olan olabilir. Çünkü keramet haktır. Ama en büyük keramet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gidebilmektir. Sünnete uymaktır. Bu zatlar mesela isim 5-10 tanesinin ismini saydık. Bunlar bu kerameti yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini tam yaşama kerametini göstermiş kimselerdirler. Allah onlardan razı olsun. Her asırda bunlardan örnek şahsiyetler gelmiş. On binlerce gelmediyse de 10-20 bazen 100 tane böyle büyük mübarek insan bulunmuştur. Dedik ki allah Teala nurunu tamamlamak istiyor. Her asırda gafleti giderecek, bulutları dağıtacak birini istiyor. Bunları gönderdi allah Teala. Burada Psikolojik bir sorun var kardeşlerim. Psikolojik sorun şudur. Şimdi ben filanca zata bağlandım. Bir sıkıntı var mı yok? Filanca işte Cüneydil Bağda diye bağlandım. Cüneydil Bağda diye niye bağlandım ben? E, kör değilim. Görüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyi bir mümin olarak ne anlatıyorsa bir insanda var onda. E tek başıma da ben öyle olacak halim yok. Gittim bunun halkasına takılayım dedim. Çok güzel bir şey. Bir ray gibi gidiyor orayın üstüne ben de oturdum. Şimdi aslında hedefim örnek aldığım Cüneyd el-Bağdadi yakalamak onun gibi olmaktır. Bunun için Cüneyd-i Bağdadi ne yaptıysa onu yapmam gerekiyor. Gece ibadetinden, infaktan, Allah'a tevekkülden, huşu'dan, umut içinde olmaktan, cehennem korkusundan, yani Cüneyd-i nasıl yükseldiği, o yüksek kabul ettiğimiz makamlara nasıl geldiği bu biliniyor. Gizli bir şey değil. Abdülkadir Ceylani masalla yükselmedi. Hükümet kararnamesiyle de terfi etmedi bir yere. Ümmeti Muhammed'in vicdanlarında, şahitliklerinde terfi etti. E terfi ettiği makamlara. Ben şimdi onların gittiği yola gideceğim dediğim zaman çalışma tempomu 5 vakit namazdan belki on vakite çıkarmam gerekecek. Normal bir Müslümanken Ramazan'da fitre veriyordum. İnfak etmiş oluyordum. E bunlar üzerlerinde elbiseyi de verdiler. E onun gibi yapmam lazım. Veya işte ne yapılıyorsa mesela o ben günde 10 sahife Kur'an okuyordum e, Güneydir Bagdadi 10 okuyor günde. ben de öyle yapmam lazım onu yakalamak için. Haklı veya haksız. Yani mazur olabileceğim veya olamayacağım sebeplerle yapamıyorum bunu. Yani hem Cüneydi Bağdadi'nin peşinden gideceğim diyorum. Hem bu asrın İmam Gazali'si ben olacağım diyorum. Hem de e, şey gibi böyle tek adım tek adım üç ileri beş geri böyle gidiyorum. Olmuyor bu iş. Ama mesela işte Bağdadi'yi de bir özenti var içimde. Ya Allah dostu böyle olur diyorum. Bu arada ben onu olduğundan da daha yukarılara kaldırarak kendi kalkma ihtiyacımı teselli ediyorum. Bu ciddi bir psikolojik zafiyettir. Şöyle düşünelim. Sakal bir sünnet. Hem de farz ayarında bir sünnet. Mesela misvak kullanmaktan daha mühim bir sünnet. Misvak fırçayla da temizlesen bir eksiklik olmuyor ama sakala haram diyor fukaha kesilmesi. Ben kaç kere günde Resulullah'ın sakalı aleyhissalatü vesselam ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel. Ah peygamberimin sakalı ne kadar güzel. Desem mesela yüz defa günde böyle desem. Bin defa peygamberimin sakalı yani Mehbe, cennet güneşi gibi sakalları mübarek desem. Sakal sevabım yerini buluyor mu? Sünnete uymuş olmuyor muyum? böyle bir sevap yok mu yani peygamberimin sakalı ne kadar güzel desin ama benimki jilet tıraş edilmiş yüzümde tüy yok tıraş etmişim ama peygamberimin sakalını çok beğeniyorum ona yakışıyor bende? bende yok ben bırakamıyorum işte şu sebeple bu sebeple bırakamıyorum ama onunki çok güzel ah sakalı vah sakalı peygamberimin ah bir tanesi olsa da şöyle etsem bu sözlerin ne değeri var Allah katında? Yani benim peygamber aleyhisselamı mesela filanca mucizesi peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. O ne mucizeydi ya Rabbi diye günde yüz defa bununla ilgili briefing alsam versem. Övsem de övsem peygamberimin mucizelerini sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet günü Uhud dağı kadar bir sevapla gelir miyim? peygamberimin mucizelerini çok övdüm diye. Onun yerine keşke bir sayfa Kur'an okusaydım demeyecek miyim kıyamet günü? Hatta ve hatta Siret-i Nebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını anlatan ilim bir ibret bir ittiba peygamberin peşinden gitmek sallallahu aleyhi ve sellem oluşturmadıktan sonra sevap mıdır siretine bir okumak? Böyle bir ibadet çeşidi var mı? 52 farz diye bir farz var mesela. Onlardan biri siret bir okumaktır diye bir şey var mı? Yok. Peygamber aleyhisselam efendimize bile bu şekilde övgü yapmanın onun peygamberliğini onun zatını onun hatıratını şişirip şişirip anlatmak. Ne peygambere bir faydası var, ne bana bir faydası var, ne ümmete bir faydası var. İse eğer Cüneyd-i Bağdadi'yi, uçtu uçtu Cebrail Aleyhisselam peşinden gidemedi. Yeter Cüneyd artık yorulduk senin peşinden diye melekler rica etmeye başladılar diye. Menkıbe anlatsam ne olacak? Bunun faydası olmayacağını onun zaten Allah'ın katındaki makamı belli. Onun makamı belli. O yüksek makama karşı, o büyük azametli tavırlara karşı, asırlar sonra gelip reklam yapmanın bir faydası olmayacağını, Cüneyd'in buna ihtiyacı yok zaten. Rahimahullah. Cüneyd-i Bağdadi'nin buna bir ihtiyacı yok. Bana da faydası yok. Peki ben niye yaparım bunu? Çünkü, çünkü, benim çalışmadığım halde prim yükseltmem lazım ne kadar şişirirsem tutunduğumu ben o kadar prim yapacağım diye inanırım böyle bir şey olmaz aslında böyle bir şey yok Cüneyt El-Bagdadi Rahimahullah o makamlara nasıl geldiyse onu sevenler öyle gelebilirler o makama evet Allah'ın dostlarını sevmek, onlarla beraber olmaktır. Ama bu sevgi, gençlerin duvarlara yaptığı, ben filanca takımı seviyorum diye yazı yazması gibi bir sevgi değil ki. Pratik bir sevgi istiyor allah Teala. Bir örnek vereceğim, canlı bir örnek. Mesela, hicretin, işte 10. asrından sonra, Ümmeti Muhammed'in, büyük badireler e, atlattı. Yani 11. asra gelindiğinde İslamiyet devam edecek mi etmediği etmeyecek mi dediği denecek olaylar oldu Hindistan kıtasında bilhassa. Ekber Şah denen bir adam çıktı. Yani bugünkü dinler arası diyalog gibi bir sistem başlattı. İlahi din çıkarıyorum ben dedi. Hinduizm'den, Hristiyanlıktan, Yahudi'den, İslam'dan melez bir din oluşturmaya çalıştı. Bu uğurda astı, kesti, devlet gücü kullandı. E insanlar zaten uzak bir kıta. Orada yani direnemedi insanlar. Karşılarındaki bu devlet gücün, gücünde peste etmediyse bile Müslümanlar epey bir dökülüldü, dökülme oldu. Ama bir isim, bir isim adeta tek başına büyük bir devletin karşısına dikildi. Asla ve kata böyle bir din olmaz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun şeriatı var. Başka din yoktur dedi. Ahmet Faruk Esserhendi. Bu zatın adı. Türkiye'de İmam Rabbani diye meşhurdur tam anlamıyla mücahit. Tam anlamıyla ama. Ne zindan, ne açlık, ne korku. Böyle bir korkusu yok. Şu insana sonradan onu sevenlerin taktıkları isimler var ya işte filanca adam. Mesela Yavuz Sultan Selim. Yavuz ona sonradan kahramanlığından ve tutu, tutmadaki şiddetinden dolayı verilmiş bir isim. Bu isimler arasında Ahmet faruk Serhendi'ye İmam Rabbani denmesi kadar yerine oturmuş bir isim yoktur. Rabbinden başkasından etkilenmedi. Ve bu Nakşi ekolünden tasavvuf erbabı bizattır. Yani ikinci bin yıla taşınırken ağır isimlerden biridir. Rahmetullahi aleyh. Emin Saraç Hocamla kabrini ziyaret etmek nasip olduğuydu. Rahmetullahi aleyh. Şimdi bu zat, Allah'ın dostu olduğunu ispat etti. Ekber Şah'ı çökertti. Ekber Şah devlet olarak ve arkasından sürü ile, sürü mantığı ile gelen büyük bir kitle, halk kitlesi, bu tek başına, üç tane beş tane müridi var kimi hapse atılmış kimi tehdit edilmiş bu zatın cihadı o kıtada dinin bugün İslam olarak var olmasını sağlayan Allah'ın zahiri sebeplerinden birisi şimdi ben benzer bir fitnenin olduğu çağda yaşıyorum İslamiyet Medine'nin dışında belli kalıplara oturtulmak isteniyor Ekber Şah'ın yaptığı gibi. İbrahimi dinler diyorlar, bir şeyler diyorlar. İsim değişiyor, ambalajı değiştiriyor şeytan. Al sana yeni bir fitne diyor. Bu zamanda ben kaç kere İmam Rabbani büyük Allah dostudur. Evliyadandır yoktur onun beşi benzeri. Bundan akşama kadar desem ne işe yarar? Bu zat niye büyük? Niye büyük? Çünkü İslamiyet'e içeriden vurulmak istenen darbeye erken uyandı. Fitneyi anladı. Takati yettiği kadar çocuklarıyla, eşiyle büyük bir cephe kurdu. Yüz binlerce ordusu bulunan, yüz binlik orduları bulunan bir devlete karşı yüz kişiyle kıyam etti. Allah da bunun ihlasını beğendi, razı oldu, muvaffakiyet verdi. Ben 300 küsür sene sonra yaşıyorum. Onun önüne çıkan o büyük fitne, kasırga hemen hemen başlıkları bile aynı olmak üzere benim de karşıma çıktı şimdi. Ben iktidarla aram bozulur, uluslararası terör listesine adım alınır, işte para veren arkadaşlar vermezler, vakıf şöyle olur, tekkenin lambaları yanmaz, şöyle olur, böyle olur gibi sebeplerin arkasına sığınıp, hikmetli hikmetli yalanlar uydurup, sadece İmam Rabbani Hazretleri büyüktür. İmam Rabbani Hazretleri büyüktür deyip duruyorum. İmam Rabbani'nin senin büyütmene ihtiyacı yok ki. O Ahmet Faruk Serhendi diye bir zattı. İmam oldu. Rabbaniliğine yüz binlerce mümin şahit oldu. Onu seven, samimi seven birisi e ne yapmalı? Onu taklit etmeli. Nerede taklit edeceksin? Beş oğlu oldu, ben dört olur beş, beş hatırlıyorum. Beşinin de adını Muhammed koydu. Peygamber sevgisinden dolayı. Evet bu Müslüman olmanın yegane ölçüsü değil ama aşk gösteriyor. Demek onu oğlu olsa onun da Muhammed diyecekti. Muhammed bir, Muhammed iki, Muhammed üç sayıyor. Niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, Peygamber Efendimizin adının kullanılmasını emir buyurdu bize bir çocuğunuzun adı Muhammed olsun, Ahmet olsun diye hepsini Muhammed dedi. Kendi adı Ahmet zaten. Şeriatın eritilmeye çalışıldığını gördü. Şeriat sulandırılıyor. Kendisi tasavvuf ehli, nakşi ekolünden birisi olduğu halde şeriat anlamayanın tarikatı olmaz diye kıyam etti. Bize Medine lazım, başka bir şey lazım değil dedi. Kıyam, müthiş bir kıyam. Yani insan Ekber Şah'a karşı, kafire karşı kıyam edersin de kendi içinden çıktığın meşrebe nasıl kıyam edeceksin? Tasavvuf'a karşı da kıyam etti. Ama e sen şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin bir mektubu var, öbür mektubu var diye şişire şişire büyük balonlar çıkarıyorsun. Faizden tekkeye yardım alıyorsun neredeyse. Ben tefekkür ediyorum şimdi, düşünüyorum ki, Ekber Şah, faiz her Müslüman alsın, faiz Peygamber aleyhisselamın zamanında tehlikeliydi, şimdi başka türlü Hindistan'ı kalkındıramıyorum deseydi, alimallah, Ahmet Faruk'u serhendi, ne yapardı merak ediyor merak ettiğim yerinde mi otururdu yoksa bedduamede o manada değil yani gidip ateş olup Ekber Şah'ın kafasına mı düşerdi kapı kapı dolaşıp Allah'la savaşmayın ne yapıyorsunuz sakın faize bulaşmayın deyip kıyam mı ederdi e şimdi İmam Rabbani'yi sevmek Darül Harp'te faiz helaldir deyip Müslümanları faize bulaştırmak mıdır? Velev ki öyle bir görüş bulunsun bir kenarda diye Veya Diğer Allah'ın Haramlarından Bir harama Bulaşmak Nedir? Medar-ı Cüsselikîninde i̇bn El-Kayyımı Niye sevmez bir insan? Çünkü İbrahim bin Edhem'in halini canlı canlı karşına çıkarıyor. Daha sonraki uyuşuk, kör taklitçi ve başkalarını şişirerek kendisi de bu arada tutunduğu balon şiştikçe yukarı çıkıyor ya, o da yükseliyor, yerden ayağa kesiliyor. Çünkü balon ne kadar şişerse, o balona sen tutundukça seni de kaldırıyor yukarı. Mesela küçücük işte 5 mililitre hacimli bir balona tutundun mu seni kaldırmıyor. Üçe katladın mı onu büyük bir balon seni yukarı çıkarıyor. Şehrin üstünde bir tur attırıyor sana. İbrahim bin Edhem'i veya Malik bin Dinar'ı Rabiatül Adeviye'yi ya da Ahmet faruk Serhendi'yi herhangi birini ümmetimizin bu Allah dostudur. Bunda şüphemiz yok diye itimat ettiği böyle şahitlik ediyoruz. Rabbimizin huzurunda dediği isimleri. Bir Müslüman olarak seveceğim tabii. Herkes sevdiğiyle beraber dirilecek kıyamet günü. Ama ambalaj sevgisi değil bu. Bağlılık sevgisi olacak samimiyetle seveceğim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Ebu Talip seviyor muydu, sevmiyor muydu? Bir insan çıkıp Ebu Talip eh biraz seviyordu diyebilir mi? Ebu Talip onu kendi çocuklarından fazla seviyordu. Bir işine yaradı mı Ebu Talip'in? Hiçbir işine yaramadı. Ambalaj sevgisi, yeğenini seviyordu. Bir işine yaradı mı? Hiçbir işine yaramadı. bizim Evliyaullah'tandır diye inandığımız işte Fulay, Fulayd ibn Ayyadlar Davudu Ta'iler El Harisül Muhasibiler çok böyle bir şey sayayım diyorum da bir 40 dakika onların isimlerini saymak lazım. Çünkü şimdiki gibi tek tük değil Allah'ın veli kulları. Bir tür hepsinin çok bolca Ümmetin toprağında çiçek açtığı zamanlardan söz ediyoruz. Özellikle 3. asır çok yoğun, 4. asırda da var. 5. asırda rakamlar düşmeye başlamış. 6. 7. asırda da işte İbn Kayyim toplamak zorunda kalmış kimler var piyasada diye. Bunların sevilmeleri abartılmaları şeklinde olursa bundan gerçek manada bir istifademiz olmaz bizim. Nasıl, hangi istifadeyi kastediyoruz? Yani biz ümmet olarak veya bireyler olarak, A, B şahısları olarak İmam Gazali sevsek ne olur, sevmesek ne olur? Bu şirket adı değil ki borsada primi yükselecek bunun Bir işe yaramayacak ki. Ama ben İhya-u dininde, Minhajul Abidin'deki Gazali'yi seversem. Yani bana Allah'ı, peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şeriatı tanıtıp bak İslamiyet budur yavrum diyen Gazali'yi ha öyle midir deyip dinlediğim zaman ben bir defa mini bir Gazali olma yolundayım demektir. Bunun Gazali'ye de faydası var. Çünkü Gazali'nin yazdığı eserlerden bir mümin istifade edip kendisini daha şeriat ehli, daha müttaki, daha ahlakı yüksek yaptığı zaman e Gazali'nin eserleri buna sebep olduğu için çok rahat bir şekilde diyebiliriz ki Gazali de her ahlakı düzelen müminle beraber kabrinde bir sevap kazanıyor. Ama bir buçuk milyar İslam alemi toplanıp Gazali'nin Tuğs'taki kabrine gitsek Büyük Gazali, harikasın Gazali diye orada büyük mitingler yapsak hani çağdaş yöntemlerle diyelim bundan Gazali'nin bir istifası olur mu? Olur da pozitif istifade olmaz bu. Yani bir bid'at böyle bir övme yok bizim dinimizde böyle bir övme yok en büyük Muhammed'dir diye yok Muhammed Allah'ın kuludur diye övme var bizde buradaki kardeşlerim inşaallahu teala Rabbim lütfeder ihsan eder biz de bu salih kulların peşinden gitmeye çalışırız da yine Allah'ın lütfu ile e, 5-10 santim yol alırız. Buna dua ediyoruz. Böyle temenni ediyoruz. Rabbimiz bizi, bize bunu lütfetsin diye niyaz ediyoruz. Bunun için Allah'ın dostlarını sevmem lazım benim. Aksi takdirde ben yani sevmediğim ya da takdir edemediğim, kıymetini bilemediğim insanlarla beraber olamam. Beraberliğin ön şartı taraf olmaktır. Sen bir defa İbrahim bin Edhem tarafı olacaksın. Rabiatül Adeviye'nin tarafı olacaksın sen. İmam Gazali'nin tarafı olacaksın sen. El Cüneydil Bağdadi'nin tarafı olacaksın. Abdülkadir Ceylani'nin tarafı yani taraf olmak gerekiyor. Ama bu taraf futbol taraftarlığı değildir. 11 kişi oynuyor. 10 milyon kişi seyrediyor. Herkes o takımı tutuyor. Ama kaymağını da, çilesini de o 11 kişi üstleniyor. Biz futbol takımı tutmuyoruz. Ya yüreğimizi yüreğine bağladığımız insanları tutuyoruz. İbadette haramlardan kaçmakta nefis mücahidesinde, tövbe istiğfarda, Allah'ı zikirde, ümmet adamı olmakta, asla ve kat'a batıl güçlerden taraf olmamakta, zühtte, 7 milyar insan bir tarafa gitse, Allah bu tarafı seviyor, razıdır bu taraftan diye, Allah'a tevekkül edip o tarafta kalmakta değil başı ağrınca komada iken bile namaz kaçırmayan bir insan olmakta. Doğrularla beraber olun buyurduğu için Allah yalanı zehirden daha zehir kabul etmekte. Kur'an okunurken mutluluktan kendimi Cebrail'in önünde ders okuyor gibi hissetmekte. Bunlar El Cüneyd-i Bağdadi'nin karakterleri. Cüneyt Bağdadi'nin sakalı daha uzun değildi. İki tane yedek gözü yoktu. Bir gariban Bağdat'ta yaşayan kendini Allah'a vermiş bir dostuydu Rabbinin. Şimdi biz sevgiyi bağlılığı keyfimize göre yönlendirerek Allah'tan cennet bekleyemeyiz. Verdiğim örnek İnşallah iyi anlaşılmıştır. Sünnet mi sakal? Sünnet. Bunu her kim bir engelden dolayı şüphesiz Allah'ın bildiği ve özür kabul buyurduğu bir engelden dolayı bırakamayabilir insan sakal. Yani sakal bırakmayan gavurdur manası diyemeyiz. Böyle bir şey yok zaten. Ağzımızdan böyle bir şey çıkması mümkün değil. Fıkha uygun değil bu ama farz vacip düzeyinde bir sünnet bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hatırası. En azından hiçbir şey yoksa. Ama bir Müslüman ne güzeldi peygamberimin sakalı, ne kadar güzeldi ona bir tutsaydım hayatta cennete girince ilk sakalını öpeceğim demekle bir sevap kazanabilir mi? Hayır. Ama sakalına jilet vurmayan sakalındaki kıl sayısının milyon katı kadar sevap kazanacak kıyamet günü. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şişirilecek bir balon değildir. Peşinden gidilecek bir yolun adıdır. O yola girmedikten sonra reklam bir işe yaramıyor. Allah'ın dostlarını evliyaullahı masumluklarını bile kaldıracak kadar şişirmek her asırda muteber bir yağcılık çeşididir. Ben bunları böyle söyleyen biri olduğum halde bir sohbette onların fazailine ait bir şey dinlediğim zaman adeta tüylerim diken diken oluyor. Hoşlanıyorum. İçimden ya Rabbi bu adamı seviyorum sen de beni ona kat diye dua ediyorum. Ama bunun hiçbir işe yaramayacağını, kuru bir sevginin yaramayacağını tabi olmam gerektiğini de biliyorum. Becerebildiğim kadar da tabi olmak istiyorum. Burada kardeşlerim bir tasavvuf kitabı olan Medarecü Salikinden okuyacağız. Yüz ayrı başlıkla nefislerimizi terbiye edip Allah'ın rızasını kazanacak hali nasıl gelebiliriz onu öğretecek bize yüz başlık açacak yaklaşık olarak. Fakat biz sadece büyüklerin reklamını yaparak nefsimizi terbiye edemeyiz. Eğer bir insan büyüklerin, işte bahsettiğimiz büyüklerin reklamını yapmayı bir iş zannediyorsa bunu yaparken de mesela işte İbrahim bin Edhem'i övüyor. İbrahim bin Edhem'i övmeyeni de basırıyor. Bu mantık esasen kazandırmak için değil balonla uçmak içindir. O balonu melekler patlattığı zaman yere düşecek. Peki ne yapacağız? Allah'ın dostlarını seveceğiz. Tarafımız belli olacak bizim. Ama bu sevgimiz hiçbir şekilde lafla değil, reklamla değil, kaliteyle olacak. Kalitenin adı da ne? Dediğimizi yani Rabiatul Adeviye şöyleydi. Hah, ben de öyle olmaya çalışıyorum. İşte örnekleri diyebildiğimiz kadar inşallah sevmiş, sevmiş olacağız sevince de allah Teala bizi sevdiklerimizle beraber dünya ve ahirette bulunduracak biiznillahi Teala. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.